1 Ekim itibariyle yeni bir uygulamaya geçtik ve Mart ayının sonunda verilecek desteği üreticilerimize Ziraat Bankası kartına yükleyerek verdik. Sen üret yeter sloganıyla çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, Adana'da tarımın yeni yüzyılı üretime gönül verenler ödül törenine katıldı. Mazot ve gübre desteklerinin erkene çekildiğini anımsatan Bakan Kirişçi, üreticilere verilen sıfır faizli kredi limitinin 100 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldığını vurguladı. 1 milyon 152 bin çiftçi için 8.6 milyar liralık desteği değerli arkadaşlar 6 ay öncesinden ödemeye başladık. Desteklemelerle ilgili bilgi veren Bakan Kirişçi, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce de yaklaşık 1 milyar lira destek sağlandığını belirtti. Çiftçilerimizin İPART projeleri kapsamında değerli kardeşlerim 2022 yılında tam 1.8 milyar lira tutarında hibe verdik. Yine bizim Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından verdiğimiz destekler var. Bu destek de yaklaşık o da 1 milyar lira düzeyindedir. Bu destek de hibe destekleridir. Bunu da belirtmekte yarar var. Uzman eller projesi ki 100 bin liraydı burada uzman ellerde limit. Bunu da 250 bin liraya çıkardık. Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Adana Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da tahıl koridorunun güvenlik koridoru haline geldiğini söyledi. İnsanlar sadece tahıl koridoru zannediyor. Değerli arkadaşlar, o koridordan bugün itibariyle geçen gemi sayısı 670. 670 geminin taşıdığı da 18,5 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri. Hayır, o koridor sadece tahıl koridoru olmadı. Aynı zamanda dünyanın şöyle bir rahatlamasına vesile olan bir güvenlik koridoru haline geldi. Bir barış koridoru olabileceğinin işaretlerini verdi. Tarım ve ormanın Türkiye yüzyılının ana eksenini oluşturduğunu aktaran Kirişçi, konuşmasını dinleyen iş insanlarına yatırım yapmaları çağrısında bulundu.